Tarih M.Ö. 586. Acımasız Babil Kralı Buhtun-Nasir tüm güçleriyle birlikte Kudüs'e girerek her yeri yakıp yıktı. Gelmiş geçmiş en önemli yapılardan biri olan Süleyman Mabedi de bu yıkılanlar arasındaydı. İsrailoğullarından Tevrat okuyan ne kadar bilgin, yetişmiş insan varsa hepsinin hayatlarına son verdi. Böylece Tevrat'ın izlerini de ortadan kaldıracaktı. Beytülmaktis'e girdiğinde on binlerce insanı yok eden Kral Buhtun-Nasir, yaşı küçük olan çocuklara dokunmayarak onları esir aldı ve kendi ülkesi adına yetiştirilmesi için Babil'e götürdü. Esir alınan bu çocuklar arasında iki çocuk vardı ki bunlar tarihin akışını değiştirmede büyük rol oynayacaklardı. Onlardan biri bugün kabri Tarsus'ta bulunan, daha önce de bir videomda anlatmış olduğum hayat hikayesiyle dinleyenleri adeta hayretler içinde bırakan Daniel peygamberdi. Diğeri ise Yahudilerin haşa Allah'ın oğlu yakıştırmasını yaptıkları Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'dı. Tıpkı Hristiyanların İsa peygamberin Allah'ın oğlu olduğunu düşündükleri gibi dönemin Yahudileri de bu küçük çocuğu gelecekte bir sebepten ötürü Allah'ın oğlu ilan edeceklerdi. Hatta Kur'an-ı Kerim'de onların bu yanlış düşüncesini anlatan bir ayet bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Tevrat okumuş olan ne kadar insan varsa ortadan kaldıran Kral Buhtun-Nasir'in, yani namı diğer Nebukadnezar'ın henüz farkında olmadığı bir şey vardı. O da çocuk olmaları dolayısıyla asla aklına getirmeyecek olduğu bir detaydı. Küçük yaşına rağmen Hazreti Üzeyr Aleyhisselam, Tevrat'ta yazılan ne varsa çoktan hepsini ezberlemişti bile. Buhtun-Nasir'in ortalığı ateşe verdiği o döneme kadar muhafaza edilmiş olan Tevrat, oldukça büyük, ağır bir kitaptı ve kimse onu ezberleyememişti. Kral onu da yakıp yok etti. Üzeyr Aleyhisselam henüz bir çocuktu fakat onun için Buhtun-Nasir krallığında Babil'de yeni bir yaşam başlamıştı. Aradan yıllar geçti ve Hazreti Üzeyr evlenip çoluk çocuk sahibi oldu. Fakat bunca zaman geçmesine rağmen Tevrat'ta okumuş olduğu her bir detay ezberindeydi. Bir süre sonra Babil'e sürülmüş olan İsrailoğulları, Keldani Devleti'nin yıkılışının ardından özgürlüklerine kavuşup Kudüs'e geri dönmeye başladılar. Hazreti Üzeyr Aleyhisselam ve ailesi de Kudüs'ün yolunu tutanlar arasındaydı. Uzun bir yolculuğun sonunda Kudüs'e vardıklarında eski yaşamış oldukları yerin adeta bir harabeye dönmüş olduklarını gördüler. Buhtun-Nasir'in geride bırakmış olduğu izlerin silinmesi ve şehrin yeniden onarılması oldukça zaman alacaktı. Günün birinde Hazreti Üzeyr Aleyhisselam merkebinin üzerinde Beytülmaktis yakınlarına dolaşırken bir köye uğradı. Düşmanların geride bırakmış olduğu bu köy öylesine zarar görmüştü ki adeta tanınmayacak hale gelmişti. Manzara karşısında üzülen Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'ın ağzından çıkmaması gereken bir gaf çıktı ve köyün acınası haline bakarak ''Burada taş taş üstüne kalmamış. Allah nasıl burayı tekrar düzeltecek? Acaba ben görür müyüm? Giden tekrar geri gelir mi?'' gibi kendi kendine sesli düşündü. Bunun üzerine Allah-u Teala nasıl her şeye gücü yettiğini gösterdi ve büyük bir mucize gerçekleşti. Tüm bunların yaşandığı zaman bir sabah vaktiydi. Güneş henüz doğmuştu. Ve o yakılıp yıkılmış köyün manzarasında bir tepede Hazreti Üzeyr Aleyhisselam merkebini bir kütüğe bağlayarak uykuya daldı. Bir süre sonra uyandığında akşam üzeri olmuştu. Güneş hala uzaktan kendini göstererek batmak üzereydi. Ne kadar çok uyumuşum diye düşünen Hazreti Üzeyr Aleyhisselam ilk şoku az önce yanındaki kütüğe bağlamış olduğu merkebini gördüğünde yaşadı. O uyurken hayvan hayatını kaybetmiş, hatta geriye sadece kemikleri kalmıştı. İkinci şok ise şimdi geliyordu. Üzeyr Aleyhisselam kafasını çevirdi ve henüz uykuya dalmadan önce geride bıraktığı harap olmuş köyün yerinde yeniden ve eskisinden çok daha güzel inşa edilmiş bir köy, ağaçları, etrafta koşuşturan çocukları ve enerjisiyle yepyeni capcanlı bir köy gelmişti. Üzeyr Aleyhisselam o anda anlamıştı ki o aslında uykuya dalmamıştı.
hayatını kaybetmişti ve görünüşe göre üzerinden çok uzun yıllar geçmiş gitmişti ama o yeniden mucizevi bir şekilde hayata geri döndü. Fakat nasıl oldu da geri döndüm diye düşündüğü sırada Allah-u Teala'nın nidası duyuldu ve Hazreti Üzeyr'e şöyle sordu. Ne kadar kaldın? Üzeyr aleyhisselam cevapladı. Bir uyku kadar, bir gün veya bir günün bir kısmı kadar kaldım Rabbim. Hayır dedi Allah. Tam 100 sene kaldın. Bak bu kudretimin sana ufak bir nişanı. Seni ecelin geldiği için öldürmedik. Seni sırf insanlara aşikar görünür bir ayet, bir delil olsun diye öldürüp dirilttik. Kemiklere bak, onlara nasıl et giydiriyoruz demesiyle birlikte o etleri çürümüş, kemikleri parça parça olmuş merkep Allah'ın emriyle tekrar dirildi. Evet, Hazreti Üzeyr aleyhisselam vefatının üzerinden 100 yıl sonra yeniden dirilerek Allah'ın gücü kudretinin bir göstergesi olarak adeta zamanda yolculuk yapmıştı. Gerçekten nasıl da her şey eskisinden daha yeni hale gelmiş? Peki şimdi ne olacak? Geride bıraktığım insanlar, ailem, çocuklarım nerede acaba? Hazreti Üzeyr heyecanla eskiden yaşadığı mahallesini ve evini aramaya başladı. Her yer ne kadar da değişik geliyordu gözüne. O sırada yoldan geçen yaşlı bir kadına Üzeyr'i anlattı ve onu tanıyıp tanımadığını sordu, evini göstermesini istedi. İki gözü de görmeyen kadın, evet dedi, Üzeyr'i tanıyorum. Eskiden onun hizmetçisiydim ama aramızdan ayrılalı belki 100 sene geçti, dedi. Neden soruyorsun ki onu? Üzeyr aleyhisselam heyecanla, çünkü ben Üzeyr'im, dedi. Geri geldim. Ama bu olamaz, dedi kadın. Buna nasıl inanmamı istersin? İkna olmam için bana bir mucize göster. O anda Hazreti Üzeyr bir mucize sonucu kadının iki gözünü de iyileştirerek tekrar görmesini sağladı ve bak dedi, şimdi beni hatırladın mı? Aman Allah'ım dedi kadın. Karşısındaki Üzeyr aleyhisselamdı ve 100 yıl önceki gibi hala gençti. Yaşlı kadın heyecanla onu hemen çocuklarının yanına götürdü. Hala hayattaydılar ama kendi babalarından çok daha yaşlı olarak. İnanması çok güç bir durumdu ama gerçekti. Bu arada diğer insanların nasıl oluyor da bu kadar süredir hala hayatta olabildiklerini düşünüyor olabilirsiniz. Eskiden insanların çok daha uzun ömürlü olduklarını hatırlatmak isterim. Üzeyr aleyhisselamın yakınları ve tüm köy bu mucizeye tanıklık etmek için onun çevresinde toplandı. O esnada yıllar önce kaybolup gitmiş, insanların zihinlerinden silinmiş olan Tevrat'ı hala ezbere bildiğini fark etti ve insanlara Tevrat'tan ayetler öğretmeye başladı. Köydeki okuma yazma bilenler derhal Üzeyr aleyhisselamın anlattıklarını kayda geçirmeye, helalleri ve haramları yeniden öğrenmeye başladılar. Ve bir süre sonra Hazreti Üzeyr'le birlikte Tevrat da yeniden hayata geri dönmüş oldu. Artık Üzeyr aleyhisselam ile halk arasında derin bir muhabbet oluşmuştu. Herkes onu çok seviyor, saygı duyuyor ve onunla vakit geçirmek istiyordu. 160 yaşında Tevâhîm ismindeki kardeşi de buna dahil. Aradan 40 yıl geçtikten sonra Üzeyr aleyhisselam 100 yaşında, kardeşi ise 200 yaşındayken aynı gün birlikte vefat ettiler. Hazreti Üzeyr'in vefatının ardından İsrailoğulları arasında bir takım yanlış inançlar oluşmaya başladı. Tevrat bizlerden koparılıp unutturulduğu bir vakit bir adam çıka geldi ve onu tekrar kalplerimize geri yerleştirdi. Böyle bir adam olsa olsa Allah'ın oğlu olabilir demeye başladılar ve kısa sürede yayılan bu düşünce Hazreti Üzeyr'in Allah'ın oğlu ilan edilmesine yol açtı. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Celle Şanuhu şöyle belirtmiştir. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar? Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Adıyaman Nemrut Dağı'na çıkıp sizler için bir video hazırlamıştım. Nemrut'tan geri dönüşte dağın eteklerinde bir köye rastladım ve yolda gördüğüm bir tabela beni bir hayli heyecanlandırmıştı.
Hazreti Üzeyir Türbesi'nin bu köyde olduğunu gösteriyordu tabela. Ve akabinde yaptığım araştırmalar sonucunda kimilerinin burayı Hazreti Üzeyir'in makamı olarak kabul ederken, kimilerinin ise Üzeyir Aleyhisselam'ın burada yatıyor olduğunu iddia ettiklerini gördüm. Adıyaman'a yolunuz düşerse mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri de işte burası. Görüntüleri kaydettiğim zaman restorasyonları yeni yapılıyordu. Hazreti Üzeyir Aleyhisselam'ın Adıyaman topraklarına nasıl yolu düşmüş olabileceğine dair net bir bilgi olmasa da kendi gibi esir alınmış arkadaşı Danyal peygamberin mezarının Tarsus'ta ortaya çıkması veya Hazreti Zülkifil ve Hazreti Elyasa peygamberlerin kabirlerinin Diyarbakır'da keşfedilmiş olduğu gibi Hazreti Üzeyir Aleyhisselam'ın da yolu Adıyaman topraklarına neden düşmüş olmasın ki? En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.